Fener ağlama. Fener ağlama. Ağlama. Fener ağlama. Selamun aleyküm arkadaşlar. Giydik parçalıyı. Geldik yine karşınıza. Parçalı'da bolluk var, bereket var, kupa var, şampiyonluk var, başarı var, sevinç var, mutluluk var, he? Kucaklaşma var, dostluk var, kardeşlik var. Bunların hepsi Parçalı'da. Parçalı'nın ruhu işte böyle bütün güzellikleri bir araya getiriyor arkadaşlar. Ve Parçalı söz konusu olunca bize de bir cesaret geliyor, istek geliyor, moral geliyor ve hemen başlıyoruz konuşmaya. Sohbetimizin konusu Fatih Terim. Fatih Hoca ile ilgili güzel bir sohbet yapacağız. Bir takım çarpıcı örnekler vereceğim size. Ama önce isterseniz gelin bir tespit yapalım arkadaşlar. Ligler başlayacak mı, başlamayacak mı? Kalan 8 hafta oynanacak mı, oynanmayacak mı diye herkes tartışıyor. Herkes birbirine soruyor. Federasyon Başkanı Limatniak çıkıyor da burada hakem kesiyor. İşte 12 Haziran'da başlatırız, olmazsa 19 olur, 23 olur, Temmuz olur, şu olur, bu olur diye dönüp duruyor fır 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 fır. Ama şu var ki arkadaşlar, ben artık şundan eminim, öyle ya da böyle bu ligler oynanacak. İşte Avrupa'da pek çok önde gelen ligler eğer başlama tarihlerini açıkladılarsa, bazıları başladıysa Türkiye Ligi de oynanacak. Kalan bu 8 hafta, çünkü öyle ya da böyle Türk futbolunu bugün yönettiklerini zanneden bir takım tipler bu ligin kalan 8 haftanın oynanacağını açıklıyor. Üzerine basa basa söylediğine göre, artık buradan da geri dönüş yapamayacaklarına göre bu bir. Bu ligler oynanacak. Ama ben size şimdi liglerin oynanacağına dair çok kesin, net bir belge sunuyorum arkadaşlar. Bakın, bu şimdi söyleyeceklerimi can kulağıyla dinleyin. Liglerin başlayacağından emin olabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, şu anda bir takım tipler, bir takım gevezeler, bir takım kansız, kusura bakmayın, şerefsiz tipler, tamam mı arkadaşlar, ne yapıyorlar? Düzenli bir şekilde meymenetsiz tipler, sarhoşlar, alkolikler, ciğeri üç para etmeyen, onun bunun sayesinde köşe başlarına gelip oturmuşlar, ahkam kesiyorlar. Ahkam kesiyorlar, ona buna saldırıyorlar. He? Özellikleri bu. Belki de sahipleri onlara şimdi bu yönde talimat verdi. Böyle bir saldırı var. O zaman ne çıkıyor ortaya? Bu ligler başlayacak demek ki. Kime saldırıyorlar arkadaşlar? Fatih Terim'e düzenli olarak bir saldırı var. Hem de nasıl bir saldırı? He? Alçakça, utanmazca, he? Kansızca, şerefsizce bir saldırı var mı arkadaşlar? Var. Ha, bu şunun delili. Bu ligler başlayacak arkadaşlar. Fatih Terim'e bu kadar saldırdıklarına göre eyvallah. Tamam, ligler başlayacak. Peki Fatih Terim'e niye saldırıyorlar? Çünkü biliyorlar ki Fatih Terim'le Galatasaray bunların alayını öper ve şampiyon olur. Bunu biliyorlar. O zaman peki ne yapacaklar? Fatih Terim'e saldıracaklar, Fatih Terim'e vuracaklar, Fatih Terim'in moralini bozacaklar. He, Fatih Terim'i havadan, şundan bundan uzaklaştırıp, anlatabiliyor muyum? Peki bunu yaptılar mı şeyde, mevsim başında yaptılar. Ha, şimdi Fatih Terim'i havadan uzaklaştırıp Galatasaray'ın şampiyonluğuna engel olacaklar. Böyle zannediyorlar. Bu ahmaklar, he? Bu meymenetsiz tipler, bu, yani şu mübarek günde başka bir kelime kullanacaktım da hadi kullanmıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya noktayı koyuyoruz. Daha doğrusu buraya bir virgül koyalım. Ben sizi şimdi örnekleri daha sağlam hale getirmek için mevsim başına götürüyorum. Arkadaşlar, ligler başladığında Kocaero liderliğindeki tayfa ne yaptı? Ne yaptı tayfa? Sürekli Fatih Terim'e salladılar mı? Saldırdılar mı? Yok efendim, tazminatın hiç alakasız bir şekilde, vay tazminat alıyor, tazminatı niye alıyor, aldıydı almadı diye saldırdılar mı? Saldırdılar. Vay efendim, sicildi şöyleydi, sicildi böyleydi, oydu buydu diye saldırdılar mı? Saldırdılar. Her 10 günde, her bir haftada, her 20 günde yeni yeni konular bulup Fatih Terim'in bir şekilde havadan uzaklaşmasına neden oldular mı? Bunu başardılar mı? Başardılar. Fatih Terim'e cezalar aldırdılar mı? Aldırdılar. Zaten ceza verecek olan kişiler bekliyor. Bir şey söylemesine gerek yok. Fatih Terim A dese cezayı basacaklar. Bastılar mı? Yaptılar mı? Ne oldu arkadaşlar o dönemde? Dikkat edin. Fatih Terim'e düzenli, sistemli saldırı sonunda ne oldu?
Galatasaray şampiyonluk yarışından koptu gitti dediler. Bitti, öldü. Geçen yılın, son iki yılın şampiyonu, geçen yılın üç kupalı şampiyonu Galatasaray yok abi. Bitti. Hele Galatasaray'ın içindeki, kendi camiası içindeki bir takım hainler, şerefsizler, kansızlar da onlarla el ele verince he, olayı geberttiklerini zannettiler. İşte içeridekiler dediler ki Mustafa Cengiz'e Abbas edeceğiz. Dışarıdakiler dediler ki Fatih Terim. Ha o arada bir kampanya daha başladı. Başka bir linç kampanyası. Fatih Terim bıraksın gitsin. Artık istifa etmeli bilmem ne diye. O malum şerefsizleri, o malum kusura bakmayın cenabetleri sizler biliyorsunuz arkadaşlar. Meymenetsiz tipleri. Yüzlerine bakılacak adam değil hiçbiri zaten. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz. Bunlar böyle bir kampanya başlattılar mı? Fatih Terim istifa, Fatih Terim gitsin, Fatih Terim gitsin diye. Ama ne oldu arkadaşlar? Öyle ya da böyle Fatih Terim dik durdu. Tecrübesiyle, gücüyle, kudretiyle abicim dik durdu. Öyle oldu, böyle oldu. Şu anki tablo oluştu mu? Oluştu. Ha bunlar diyorlar ki şimdi. Ulan diyorlar Koçero var, öbürü var, bu var. Zorlu tezgahları var, Limak Nihat var, Taşeron Zeko var, Oğuz Sarvan, hakem atamaları, Palı Ali'miz var, Mete Kalkavan'ımız var, Fırat'ımız var, Onumuz var, Arda kardeşimiz var, bilmem neyimiz var. Biz buna rağmen bu Fatih'i bir türlü durduramadık. Bu Galatasaray'ı durduramadık. Şurada kalmış 8 hafta. Liderin sadece 3 puan gerisinde bu takım. Bu Galatasaray şampiyon olur. Şimdi bunlar bunu biliyorlar abiciğim. Biliyorlar peki ve şöyle konuşuyorlar. Ya Galatasaray o şu olamaz bu olamaz ama Fatih Terim faktörü var. Bir takım lavuklar, hainler bile dışarıdan gazel okuyan hainler, vatan hainleri bile Fatih Terim varsa bu iş farklı olur falan diyorlar şimdi. Böyle konuşuyorlar, ahkam kesiyorlar. Hal böyle olunca arkadaşlar ne yapmaları lazım? Ne yapmaları lazım? Fatih Terim'i havadan uzaklaştırmak lazım. Peki nasıl uzaklaştıracaklar havadan? Yalan, doğan, iftira, üçkağıtçılık, rezillik, söylediklerini ters çevirme. Çünkü kendileri dansöz. Dansöz oldukları için, kıvırmayı iyi bildikleri için Fatih Terim A demiş, bunlar Z diyorlar. Fatih Terim bir meseleyi gündeme getirmiş, herkesin ilgilendiği hayati meseleleri. Vay efendim bunu Fatih Terim şöyle düşündü, böyle düşündü. Hatırlayın ya Beşiktaş maçı öncesi ve sonrası Fatih Terim'in isyanı vardı ya, hani o seyircisiz maçta. Bir takım lavuklar ne dediler? Kerizler. Ya bu numara yapıyor da işte böyle de böyle de. Galatasaray Beşiktaş'ı yenseydi Fatih Terim bu konuşmaları yapmazdı. O oldu, bu oldu. Sonra malum virüs, hastane, 15 gün hastanede kaldı. Vay efendim tiratroydu da şöyleydi de böyleydi. Yine hakem kesmeye başladılar mı? Ya kardeşim akıl var, fikir var ya. Siz nasıl bir insansınız? Nasıl bir yaratıksınız? He? Ya bunların yaptıklarını var ya, bunların yaptıklarını hiç kimse yapmaz. Ya bir insan gider 15 gün tiyatrodan hastanede yatar mı? Hadi yattı diyelim. Oradaki doktorlar, görevliler, şunlar, bunlar. He? Hiçbiri mi uyanmaz mı bu işe demez mi? Ya bu tiyatrodan yatıyor burada hiç hastalığı falan yok diye. Peşinden Abdurrahim Albayrak yatar, Yusuf Günay yatar, bir başka yönetici yatar. Ya kardeşim bu ne nasıl bir rezillik? Hala bunun üzerinden konuşup prim yapmaya çalışanlar var. Hatırlayın mı Beşiktaş maçı sonrası? Fatih Terim bunları söylerken imparator ne diyordu? At yarışçı Veli Efendisi, Veli Efendici imparator. Ya abartmayın bir virüsü de ya bu kadar yok zaten gerek yok. Diyor muydu? Diyordu. O sıralarda bir kişi ölmüştü virüsten. Ha bir de malum şovmen var, maskeli şovmen var. Al takmıştı şovmenin şeyi, maskeyi. Oynuyor böyle milletin önünde, almış 10-15 tane muhabiri oynuyor. Ligler niye ertelensin? Biz şampiyon oluruz bilmem ne abidik gubidik falan filan. Ertelenmeye ne gerek? Peki burnunda ağzında niye maske var? Ondan sonra bugünlere gelindi. Sonra ne oldu arkadaşlar? O gün Fatih Terim'in söylediklerini bunların beyni kafaları almadığı için. Şimdi Fatih Terim bugün federasyon çıkmış. Devlet zaten istiyor normale dönülmesini ve bu liglerin oynanacağını artık görüyor herkes. O da diyor ki madem şartlar buraya geldiyse evet oynanacak, oynansın buyursun diyor. Ki en son açıklamasında da illa bu konuda ısrarcı değiliz diyor. Bekleyelim, sabırlı olalım, sakin olalım, gelişmeleri görelim diyor.
Ama öyle ya da böyle, öyle ligi tescil et. Yok bilmem birisini şampiyon ilan et. Bilmem ne. Öyle abidik gubidik işler yok kardeşim. Yok bilmem birisi başka bir şey isteyecek. Zorlu tezgahın kahramanları şunu isteyecek. Galatasaray'ın kendi içinden bile hainler çıkıyor. Efendim dört takım diyor playoff oynasın diyor. Ulan dört takım playoff oynayabilir mi? Dört takımla bunlar playoff yaparlar mı? Trabzon, Başakşehir, Galatasaray, Sivas'ta playoff yapacaklar. Bunlar playoff yapmaya kalkarlarsa gelirler aşağılara kadar. Beşiktaş'ı, Fener'i de alırlar Koçero'yu. Gebermiş. Şampiyonlukla alakası olmayan iki takımı şeye, potaya sokacaklar şampiyon. Yaptılar ya 2012 yılında tiyatrodan playoff uydurup Fener'i şampiyon yapmak için Kadıköy'de kupalar mupalar götürdü tüpçüler müpçüler. Sonra tüp elinde patladı arkadaşım. Şimdi bunlar böyle tezgahçı. Bunlar böyle üçkağıtçı. Dönelim tekrar Fatih Terim üzerine. İşte her türlü dalga, dümeni, tezgahı bunlar çok iyi biliyorlar. İçeriden Galatasaray'ın içinden bazı hainler de bunlara destek veriyor. Niye? Çünkü Galatasaray başarısız olursa, yerlerde sürünürse, şampiyon olmasa Mustafa Cengiz Başkan'ı yiyecekler. Ona da geçmiş olsun, sağlığına da kavuştu inşallah. Kısa sürede daha da güçlü olarak dönecek diyelim. Ve bu arada... Mustafa Cengiz'i yiyebilme adına başarısızlık gerekiyor. Onu bulacaklarını zannediyorlar falan. Neyse arkadaşlar, şimdi liglerin başlayacağından emin oldular. Yani ligleri iptal ettiremediler. Ligleri tescil ettiremediler. Şimdi zaten Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ahı gitmiş, vahı kalmış. Antrenörü yok. Bir tane de çakma biri, çoluk çocuk. Ha diyordu ya, niye abartıyorsunuz diyordu. Sonra kendilerinde bilmem ne kadar virüs mürüs çıktı. Bir de o var tabii orada. Arkadaşlar bunlar şimdi Fatih Terim ne yapıyor? Fatih Terim hazırlığını yapıyor. Galatasaray takımı zaten bir dünya markası, yıldızlar. Galatasaray'ın siz bir tane futbolcusunun bu arada yurt dışına gittiğini gördünüz mü? Ha? Lider takımın kaç futbolcusu yurt dışına gitti, geldiler karantina marantina. O çok konuşan çakma imparatorun takımı bilmem neler, oyuncular karantina marantina. Galatasaray'da hiç kimse gitti mi? Gitmedi. Herkes el ele verdi mi? Verdi. Tek yumruk oldular mı? Oldular. Hocalarının etrafında kilitlendiler mi? Kenetlendiler mi? Evet, bunların hepsi oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi şunu biliyoruz. Galatasaray şu kalan 8 maçta Fatih Terim özelinde, Fatih Terim tecrübesinde, Fatih Terim kalitesinde tek yumruk olacaklar mı? Olacaklar. Bazı şerefsizler çıkıyor, Hasan Şaş istifa ediyor. Yay Galatasaray'da bilmem ne dökümü başladı da şu oldu da o gidiyor da bu gidiyor şu gidiyor. Ya gider kardeşim gider. Hasan Şaş'ı Ümit Davala'yı oraya getiren Fatih Terim değil mi? Geldikleri gibi giderler. Başkaları gelir, o gelir, bu gider. Asıl olan nedir? Fatih Terim'dir Galatasaray'da. Asıl olan siz Galatasaray taraftarlarısınız arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hal böyle olunca bu geri zekalılar, bu meymenetsiz tipler, bu alkolikler, bu sarhoşlar, onun bunun sayesinde köşe başı kapmış olan bu dangalaklar akılları sıra Fatih Terim'e saldıracaklar. Fatih Terim'i yıpratacaklar. Havadan uzaklaştıracaklar. Galatasaray'ın böylece şampiyon olmasına engel olacaklar. Ve bunların çoğu da Galatasaray'da aynı kulvarda yanaşmayan, Galatasaray'la aynı kulvarda, hani Fatih Hoca'nın dediği gibi aynı kulvarda asla yarışmayan takımların temsilcileri, havları, onlar havlıyorlar. La size ne? Oturun şeyinizin üstüne gidin yani. Gidin oturun. Gerizekalılar, aptallar. Konuşacaklar, bağıracaklar, çağıracaklar. Akıllı ama yemezler. Artık Fatih Terim'i siz değil, sizin alayınız bir araya gelse. Koçero değil. Koçero dikkat ederseniz son günlerde hiç konuşmuyor. Çünkü Koçero kumandayı almış elle uzaktan. Basıyor öbürü konuşuyor. Basıyor öbürü konuşuyor. Basıyor öbürü konuşuyor. Bir sürü hav hav var. Havlıyorlar. Havlıyorlar. Hepsi Fatih Terim'e. Ama bunlar şimdi tabii Fatih Terim pek de aldırdığı yok. Niye aldırsın? Fatih Terim işine bakıyor. Fatih Terim bir taraftan kalan 8 maçı nasıl kazanıp şampiyon olacağının planlarını yaparken diğer taraftan da yeni mevsimin planlamasını yapıyor. Milli ve yerli Galatasaray, yerli ve milli Galatasaray'ın planları yapılıyor. Temeller atıldı. Size daha önce demiştim ki ilk sohbetim bununla ilgili olacak diye ama işte araya şimdi Fatih Terim girdi. Hemen bundan sonraki ilk sohbetim yerli milli Galatasaray'ın biraz daha genişletilmiş bir şekliyle sohbetimiz olacak. 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray onun üzerinde yerli ve milli futbolcular alacak. Genç futbolcular alacak. Yaşı 26'nın 25'in dolaylarında olacak futbolcular alacak. Arkadaşlar bugün şu anki mevcut bir Galatasaray'a bakın. Bir de rakiplerin durumuna bakın.
Tablo ortada ya. Yabancı sayısı azalmış, çoğalmış hiç önemli değil. Çünkü Galatasaray'ın kadrosuna baktığınız vakit dünya markası bir kalecisi var mı? Var. E defansa bakın abi. Defansa Luyendama, Marcao, öbür tarafta da Saraki. Sağ tarafa da mutlaka iyi bir oyuncu gelecek. Eldekiler bile Linens, Servet, Mervet, ne Serveti, Şener şey yapar, yeterler. Ama oraya da transfer yapılacak. Genç bir iki tane aday da var. Orta saha zaten öyle. Orta sahaya bir bakın arkadaşlar. Kimler var, kimler yok. Ha? Mert Hakan'dan tutun, Emre Kılınç'tan Emre Akbaba'ya kadar Taylan. Bakın göreceksiniz yeni sezonun yıldızlarından biri Taylan olacak. Ve devam ediyoruz. Galatasaray şimdi girmeyelim o konuya ama dünya markası bir golcü. Dünyanın sayıda 2-3 golcüsünden biri Galatasaray'da. Bunlarda ne var? Bunlar arıyor. Onu arıyor, bunu arıyor. Onu getirecekler. Bunu yok, Guriç var, yok Suric var bilmem. Ya geçin, geçin. Geçin kardeşim, geçin. Galatasaray şu anda çok güçlü, Fatih Terim çok formda, Fatih Terim çok inançlı, Fatih Terim çok hırslı, Fatih Terim eskisinden çok daha büyük bir istekle, arzuyla sarılmış, herkesi kucaklama aşamasında, bazı düşüncelerini, tavır ve davranışlarında değiştirmiş, bambaşka bir Fatih Terim var. Şimdi bunlar Fatih Terim'e böyle saldıracaklar, şunu yapacaklar, bunu yapacak. Bakın ben Galatasaray taraftarı olarak sizlerden şunu istiyorum arkadaşlar, kenetlenin, örgütlenin, bunlara meydanı boş bırakmayın. Bu çapulcular oradan buradan tweetler, mivitler atıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bunlara dünyanın kaç bucak olduğunu gösterin gücünüzle. Medya gücü, sosyal medya gücü kimde var Galatasaray'da olduğu kadar? Siz istediğiniz zaman bunların tepesine yumruğu oturtursunuz kardeşim. Bu kadar basit, yaparsınız ya. Yapın kardeşim. Bunlara meydanı boş bırakmayın. Fatih Terim'e saldıracaklar, akılları sıra Galatasaray'ın şampiyon olmasına engel olacaklar. Böyle bir şey yok. Galatasaray'a ve Fatih Terim'e bunlar artık hiçbir şey yapamayacaklar. İnşallah Allah'ın izniyle sizler de zaten hocanızın arkasında, takımınızın arkasında dik durursunuz. Bunlara Galatasaray'ı hiç kimse yem edemez. Etmemeli de zaten. Etmemeli de. Zorlu tezgaha olur. Bu sefer başka bir tezgah yaparlar. Abidikli, kubidikli bilmem neydi. Onlara da çok fazla ömürlerinin yeteceğini zannetmiyorum. Onlara da çok fırsat bulabileceklerini zannetmiyorum. Tabii boş durmayacaklar. Ali Palabıyık boş durmayacak. Mete Kalkaman boş durmayacak. Oğuz Sarvan, Taşeran Zeko, Limak Nihat. Bunların hiçbiri boş durmayacak. Şimdi medya içerisindeki bir takım çakallar saldırıyor. Meymenetsiz, suratsız, alkolik, şerefsizler, kansızlar saldırıyor da öbürleri boş mu duracak zannediyor? Onlar da boş durmayacaklar. Zaten herkesi boş verin, atın da şu kendi içindekileri, Galatasaray camiasının kendi içindeki lavuklar var bir defa. Bir defa onları da etkisiz hale getirmek lazım. Onlara da bir markaj lazım. Her neyse arkadaşlar, durum vaziyet budur. Ben size şimdi bir, ligler başlayacak. Bundan emin olun. Neden başlayacak? Yani kalan 8 hafta oynanacak. Bu kansızlar, bu şerefsizler, bu lavuklar, bu yancı kansızlar Fatih Terim'e bu kadar saldırıyorlarsa demek ki ligler başlayacak. Fatih Terim'i oradan uzaklaştıracaklar. Galatasaray'ın şampiyon olmasına engel olacaklar. Bunlar belli. Belirli yerlerden talimat almışlar. Belirli kişiler kuçuları uzaktan basıyor kumandasına. Bunlar başlıyorlar havlamaya böyle. Bunlara da uyanık olun. Tedbirlerinizi alın arkadaşlar. El ele verin. Tek yumruk olun. Temmuzlar ne demişler? Mayıslar bizimdi diyor. Temmuzlar bizim diyecek bundan sonra Galatasaray'a. Şu parçalıya gönül veren, şu parçalının ruhunu ateşlemek için arkadaşlar. Temmuz'da kupayı 23. Lig Şampiyonluğu Kupası'nı havaya kaldırmak için tek yumruk olmak lazım. El ele vermek lazım. İnşallah her şey Galatasaray'ın istediği doğrultuda gelişecek. Sizler de bu desteği vereceksiniz arkadaşlar. Durum vaziyet budur. Ben size meseleyi anlattım. Bundan sonrası size kalıyor. Görüşmek üzere. Abone olalım, beğenelim ve de yayalım. Paylaşalım. Benden bu kadar arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hadi eyvallah.